Efendim adım adım 14 Mayıs seçimlerine ilerliyoruz. YSK'da da hummalı çalışmalar devam ediyor. Oraya dönelim, arkadaşımız Sibel Can bizleri bekliyor. Oradaki son gelişmeleri aktaracak Sibel. YSK'da takvim işliyor. 2 Nisan itibariyle seçmen listeleri askıdan indirilmişti. Vatandaşlar muhtarlıklarda bulunan bu listelere gittiler, baktılar ve isimlerinin orada olup olmadığını kontrol ettiler. Olmayanlar itirazlarını ilçe seçim kurullarına iletmiş oldular. Dün itibariyle YSK'da gündem buydu. Bu konu üzerinde çalışmalar devam ediyordu. Bugüne sarktı çalışmalar. Bugün saat 17'de bu itirazlar karara bağlanacak ve seçmen listeleri netleşecek diyelim. Önümüzdeki süreçte seçmen kağıtları çıkacak. Bu arada hatırlatmakta fayda var. E-Devlet üzerinden vatandaşlar yine listede olup olmadıklarını kontrol edebilecekler. Ancak itiraz süresi bittiği için eğer listede isimleri yer almıyorsa ne yazık ki buna dair bir şey yapamayacaklar. Önümüzdeki süreçte seçmen kağıtları çıkacak. Bu kağıtlarda da hangi okulda, hangi sandıkta oy kullanılacağı belirli olacak. Bunlar da muhtarlıklardan elde edilebilecek. Peki YSK'nın takviminde önümüzdeki günlerde neler var? Gün gün bakmakta fayda var. Bunlara biraz değinelim. İttifak yapan siyasi partiler ittifaktan vazgeçmek istiyorlarsa bunun için son bir tarih var. 6 Nisan saat 17'de bu başvurular sona erecek ve değerlendirmeye alınacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kurallar tamamlanmıştı. İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da bir kura çekilecek. Bunun için de takvim 8 Nisan'ı gösterdiğinde bu kura çekilmiş olacak YSK'da. Siyasi partilerin aday listelerini YSK'ya teslim etmeleri için tarih 9 Nisan saat 17'de bu başvurular sona erecek. Bağımsız milletvekili adayları için YSK'ya bildirilme süresi de yine 9 Nisan saat 17'de dolmuş olacak. 19 Nisan'da YSK milletvekili kesin aday listesini ilan edecek. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oylama işlemi başlayacak. Biz de burada YSK'da gündemi takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Cumhur İttifakı ortağı yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Osmaniye'de partisinin düzenlediği iftar programında konuştu. Erbakan, altılı masaya, yedili masaya 85 milyon milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir dedi. Böyle afetlerle sınamasın, bununla geçmiş olsun inşallah. Çok değerli Osmaniyeliler, çok kıymetli milli görüşçüler, bir yandan asrın depreminin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bir yandan da hepinizin bildiği gibi çok önemli bir seçimin, 14 Mayıs seçiminin de her geçen gün daha da büyük bir hızla yaklaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Dışarıdan destekçilerinin din dersini kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı yapacağız. Terör operasyonlarını tamamıyla durduracağız diyen bir altılı masayla karşı karşıya. Dışarıdan destekçisi HDP, HDP'nin yedek partisi Sol Yeşiller Partisi, Sol Yeşiller Partisi'nin seçim bildirgesinden bunları söylüyor. Din dersini tamamen kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı yapacağız. Terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Suriye'deki PYD ile YPG ile mücadele eden Türk askerini oradan çekeceğiz. Orayı PYD'ye, YPG'ye teslim edeceğiz. İşte böyle bir haldeki altılı masaya, yedili masaya inşallah hem Osmaniyeliler hem de 85 milyon milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecektir Allah'ın izniyle.